Hande? Sen bayağı yerleştin buraya. Nerede o? Açmıyor telefonlarımı. Açmıyorsa aramayı mı bıraksan artık? Anlaşıldı. Sen barışmak için şart koşmuşsun. Hande ile konuşmayacaksın. Onu unutacaksın mı dedim. Ne dedim? İyi değilsin sen. Tabii ki değilim. Yeni mi anladın? Senin karşında bir enkaz var. Dağıldım ben. Bittim artık. Hepiniz el birliğiyle başardınız bunu. Hande, suçu başkalarında aramak çok kolay. Bir aynaya mı baksan? Ne yapıyorum ben diye sorsan mı kendine? Bak arkadaşım. Ben bu konuşmaları yapmak için seanslara gidiyorum, tamam mı? Yorma kendini. İnan denedim. Aynaya da baktım. Sorular da sordum kendime. Hiçbir işe yaramadı. Ama sen de mi bir soru sorsan kendine? Yaman beni ne zaman harcayacak? Ben niye buradayım, aptal mıyım? Çünkü Yaman insanları harcar. Beni harcadı mesela. Seninle bunları konuşmak istemiyorum Hande. Bizim Yaman'la hikayemiz yıllar önce başladı biliyor musun? Bir Eylül akşamıydı. Çok yağmur yağıyordu. O an yaşadıklarımız çok masumdu. Gerçekti çünkü. Sonra ben unutmak istedim. Çok derinlere gömdüm o geceyi. Ama Yaman hiç unutturmadı bana. Aynı duyguyu hatırlattı. Sen artık masum değilsin dedi bakışlarıyla. O geceden sonra sanki ona mecburmuşum gibi davrandı bana. Ferit de aramızda böyle bir barut gibi durdu. Ben geçen gün Yaman'a geldim biliyor musun? Onunla olmak için. Sana rağmen. Ferit'e rağmen. Hepsini biliyorum anne. Biliyorum çünkü Yaman anlattı bana. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Benim ne kadar canımın yandığını bilmiyorsun. Ne kadar acı çektiğimi bilmiyorsun. Ne kadar yalnız olduğumu bilmiyorsun Betül. Hiç kimse bilmiyor. O da bilmiyor. Bir de bütün bildiklerimize rağmen yaptıklarımız var. Hepimizin. Bu hikayede hiç kimse masum değil. Hande. Yaman'la ben, yani biz... Siz diye bir şey yok. Anla artık ya. Siz diye bir şey yok, biz diye bir şey de yok. Yaman'ın yalan dünyası var. Seni teselli olarak görüyor sadece. Kullandırtma kendini, benim gibi olma. Yanılıyorsun Hande ya. Çok yanılıyorsun. Benim için tek doğru şey karım Betül, tamam mı? Karı? Evet, nikahlı karım. Ama sen de haklısın ya. Benim hayatım yalan dolan ya. O yüzden hayatımdaki tek doğruma, karıma tutunmak istiyorum.
Üzülme, tamam mı? Bir insan gerçeklerle yüzleşmeden doğrulamaz. He? Üzülme. Kalp Yarası ATV'de.